Ne iş ki bunu yapmak? Öyle. Kahveni Saadet teyze. Sağ ol. Şişt, bak bak. Geçti baş köşeye, lamba gibi oturdu. Ne var bunda anne? Bir şey konuşacaksanız çıkarım ben. Ne konuşacağız be, ne konuşacağız? Seni mi çekiştireceğim, işim gücüm yok da. Yüzüne söylüyorum, yüzüne. Tamam anne, tamam. He ya, tamam. Kendi evimde maskara oldum. El alemde gelin var, gelin. Bizim ahmakta getire getire bu deve dikenini getirdi eve. Bana müsaade. Öyle. Kim durur bunun yanında? Ah Saadet, ah. Dua et 30 yıllık komşuna. Dua et de tez zamanda kurtulayım bu rezillikten. Yine ne yaptım ben anne? Niye öyle söylüyorsun? Saadet teyze, ne yaptım ben şimdi? Oldu. Saadet'i de şahit yaz. Kaynanam delirdi diye dellal çıkarttı mahalleye. Senden beklenir valla. Serin ol biraz komşu, ne yapalım? Ev içinde olur böyle şeyler. Hadi bana müsaade. Sen bak. Tamam Saadet teyze. Ay. Cemile Hanım, ne oldu Allah aşkına? İyi misin? Hadi, Cemile çeki. Hanım? Kızım bir kolonya getir hemen. Getir. Yok. Ben alışıyorum. Geçti. Öleceğim. Al Saadet teyze. Sen dök. Sen dök. Tamam. Çek. Fenalaşıyor. Tamam. Al. Çek. Aman kızım, işin zor. Allah yardım etsin. Ne o öyle 60'ından sonra numaradan ayılıp bayılmalar? Tövbe. Sorma Saadet teyze, sorma. Cenab-ı Allah vermemiş ki buna, be elim aşalı görürdü o vakit. Hadi kızım, sabret. Teyze. Hadi hoşça kal. Fındık kabuğunda kopan bir fırtına. Uzaktan baktığınızda tipik bir gelin kaynana kavgasını andırıyor. Ama biraz daha yakından baktığınızda bu küçük olayların ne büyük facialara sebep olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Ne o? Neler fitledin gene ayak üstü? Sen rezil edersin adamı, rezil. Niye böyle yapıyorsun anne? Niye benim her şeyim gözüne batıyor? Batar tabii. Sen dikensin çünkü. Sen bu eve girdiğinden beri ağzımızın tadı yok. Cehennem ettin bu evi, cehennem. Ah çok dedim, çok. Aptal oğluma kimleri bulmadım ben. Gitti saplandı. Nesebi belli değil. Evi ocağı belli değil. Ne varmış nesebimde? Yalan mı? Beslemediği misin yani? Gelin kuşağını bile bağlayan çıkmadı mahallede. O deli karı getirdi, attı gitti başımıza. Ne oldu anne? Niye ağlıyorsun? Yok bir şey oğlum. Sen bana bakma. Kar! Çabuk gel buraya. Gel oğlum. Ne işin var senin o kadının yanında? Burada oyna. Ne yaptınız bugün anne? Ne oldu? Karına sor, bana değil. Ne oldu Aysel? Hiç, önemli değil. Annem galiba biraz darıldı bana. Darıldı mı? Vay başıma gelen. Ölsem kalsam annem nezle oldu diyecek bu sana. Allah seni şerrinden muhafaza etsin. Hepimizi etsin. Ya ne oldu diyorum be, anlatsanıza. Konu komşuya rezil oluyoruz Yılmaz. Getirip diktim bu zakkum ağacını ocağıma. Karının gemini tart, yoksa ben bugün varım yarın yoğum. Yine başlamayın. Zaten el işinde canım çıkıyor. Bir de evde siz, yeter be. Bir yaşlı kadını idare edemiyorsun ya. Yuh sana be. Ah
Ah Kana, niye söylemiyorsun oğlum çişini? Olsun, temizle işte. Ne demek temizle? Kazık kadar oldun, ayıp. Babaannem öyle diyor. Ne diyor babaannem? Senin annen çiş temizlesin, kaka temizlesin diyor. Sen benim oğlumsun diyor. Doğru mu anne? Fenayım Sıdıka Ana. Kadın artık iyice şirazeden çıktı. Sanki yediğim zehir, içtiğim yine zehir. Peki ne düşünüyorsun? Ne bileyim Sıdıka Ana. Aslında Yılmaz'la çok şükür. Hani ne derler, ağzımızın tadı yerinde. Ama... Ama? Ama annesi beni mahvediyor Sıdıka Ana. 40 türlü iş çeviriyor. Yalan söylüyor. Yılmaz'la aramı bozmak için aklına gelmeyecek şeyleri yapıyor. Oğlundan, kendi oğlundan para yürütüp benim üstüme attığı bile oldu. Kaan'ı bile düşman etti bana Sıdıka Ana. Ne yapacağımı şaşırdım. Yılmaz? O ne yapsın garip? İdare etmeye çalışıyor ama bilmiyorum Sıdıka Ana. Bilmiyorum. Alo, oğlum bana Yılmaz'ı verebilir misin? Ha, annesiyim ben, annesi. Evet. Anne ne oldu? Yılmaz bunun olacağını söylemiştim ben sana. Bu soyu sopu belirsizin bir halt yiyeceğini söylemiştim. Ne anne, ne oldu, ne haltı? Daha ne olsun, daha ne olsun? Güpegündüz hem de alenen, üstelik kapımızın önünde elin yedi kat yabancısıyla fingir diyor. Gözümün önünde Yılmaz, gözümün önünde diyorum. Şimdi görürsün sen. Çok açık bir iftira. İftira sözler içinde en zehirli olanı. Belki o yüzden denmiştir ki söz savaşı da kestirir, insanın başını da. Ama şu gerçek hiç değişmez. Kem söz sonunda gidip sahibini bulur. Ne oldu? İşini mi bozdum? Ne işi Yılmaz? Ne diyorsun sen? Her şeyden haberim var. Her şeyden. Ulan bunu da mı? Bunu da mı yapacaktın bana? Ah! Ha? Ne? Ne oldu? Ne yaptın? Ne oldu babaanne? Niye bu kadar sinirlisin? İnsanın karşılığı bu değil mi? Bu değil mi? Ah! Ulan yiyecek ekmeğimiz yoksa da namusumuz var. Ah! Be namusumuz var. Rezil ettin lan beni. Şimdi görürsün. Dur Yılmaz, anlamıyorum seni. Defol. Defol lan. Defol bu evden. Bitti lan bu iş. Bitti. Thank you.
Hadi kızım, biraz kendine gel artık. 3 gün oldu Sıdıka Hanım. Ne Yılmaz'ın ki geçici bir kızgınlık, ne de bu iş tamir olabilir artık. Öyle deme kızım. Ne olacak sanki? Tilkinin dönüp dolaşıp Kaan'ı gelince... bile göstermiyorlar bana Sıdıka Hanım. Yılmaz hemen ertesi gün dava açmış. Ne yapalım kızım? Top tüfekle razı edecek halimiz yok ya. Suçum yoktu Sıdıka Hanım. Biliyorum kızım, biliyorum. En kötüsü de o kadının beni fena şeylerle suçlaması. Bu ağrıma gidiyor Sıdıka Hanım. Ah kızım ah. O utanmaz kadın ikinizin ortasına bir yılan saldı. Ben diyeyim engerek, sen de çıngırak. Ama kızım, bu yılan bir gün döner de onu sokar. Bak göreceksin. Allah bunun hesabını sorar insandan. Yeryüzünde daha fena ne var ki kızım? İftira etmek, günah almak. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Baba. Hı. Annem gelmeyecek mi? Hayır. O artık yok. Gelmeyiversin oğlum. Bak ben varım, baban var. Gerekirse sana bir de cici anne bu. Anne! Bazen kanımı donduruyorsun. Ben çıkıyorum. Nen var anne? Ha, hiç yokmuş. Niye yemiyorsun? Yok yok, var sende bir şey. Bak sonra halimi hatırımı hiç sormadın deme. Anlat işte. Hiç. Sadece. Sadece ne? Rüya. Yatınca işte. Ne anne, açık konuşsana. Her gece uyur uyumaz aynı rüyayı görüyorum. Seninle Kaan'ın arasında bir çiçek bitmiş. Çok güzel bir çiçek. Çok güzel bir çiçek. Tam elimi uzatıyorum. Dokunacağım ona. Çiçek bir yılana dönüşüyor. Korkunç, çirkin bir yılana. Çok korkuyorum Yılmaz. Ne bileyim, uyumak bile istemiyorum. Anne. Ha? Aysel'le ilgili söylediğin... Aysel'le ilgili söylediğim gerçek miydi anne? O nasıl söz oğlum? Tabii gerçekti. Ben sizin yuvanızı yıkmaya mı meraklıyım oğlum? Ama namus ayrı. Öyle değil mi? Hı hı. Dua et oğlum. Dua et de bitsin şu çilemiz. Ben seni çok özlüyorum. Ben de seni oğlum. Ben de seni. Hadi yavrum. Şu kadından laf söz işitmeden vaktinde dönelim. Hadi. Gel. Hadi. Gidin. 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 Defolun.
Hayır, hayır. Gidin, gidin, gidin artık. Hayır. Hayır. Anne ne oldu? Hayır. Ne oldu anne? At, at onları dışarı. Çabuk at, çabuk at. Neyi anne? At. Ne diyorsun sen? İşte orada, işte orada. Yılanlar. Çamaşır selesinde bir sürü yılan var, görmüyor musun? At, 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 at onları. At, at, at. Anne burada bir şey yok. Çıkar, çıkar beni buradan. Çıkar beni buradan. Çıkar, çıkar beni, çıkar beni, çıkar beni, çıkar. Ne var? Babaannem. Ne olmuş babaannene? Bilmiyorum, bir şey olmuş işte. Anne. Anne. Çabuk. Doktor. Doktor. Geçmiş olsun. Nesi? Nesi var doktor bey? Fena. Yani işiniz zor bundan böyle. Ne yani? Felç. Belinden aşağısı tutmuyor. Buna alışmanız, onun hayatını ve kendi hayatınızı buna göre tanzim etmeniz lazım. Çünkü iyileşemeyecek. Geçmiş olsun. Anne, dinle beni anne. Ne oldu? Nasıl oldu bu? Ben. Evet anne. Yatacaktım. Yatağı açtım. Şeyleri gördüm. Ne anne, ne gördün? Ben. Benim yatağımdaydılar. Soğuk. Soğuk gözleri vardı. Soğuktular. Ben oradaydılar. Yılanlar oradaydı. Yılmaz. Yılanlar. Yılmaz, kan. İçeri alın artık beni. Üşüyorum. Üşüyeceğim artık. Kimse yok mu? Allah'ım, kimse yok mu? Bana hakkını helal et. O yılanların buradan, benim
göğsümden çıktığını biliyordum. Sana akıttığım zehir gelip beni öldürdü. Affet beni. Affet. Eve girelim mi anne? Çay yaparız. İnsanın yaşadığı pek çok felaketin altında bizzat kendi imzası var. Hayat belki bütün hırslarımızı içine almayacak kadar küçük. Ama gerek duyduğumuz her sevgiyi sığdırabileceğimiz kadar büyük aynı zamanda. Kalp gözünüz açık olsun. Veysel, şu sıralarda, şu topraklarında verdiği mahsuller bayağı bizi idare ediyor. Çalışan kadınların bile, işçilerin bile parasını çıkartmakta artık zorlanmıyoruz. Ah karabahtım ah. Haklısınız abi. Ömrümüz bu tarlalarda amelelikle geçecek. Ne o Neriman? Duyan da seni ne doktorlar ne mühendisler istemiş de varmamışsın sanacak. Öyle ya, bizden geçti. Sen yine bizim bu bölgelerde gözün kulağın açık olsun. Zehrim gelinlik çağına geldi. Olur abi, ben merak ettim. Daha şimdiden eline çapak yürek yapıştı yavrumun. Neriman, ne sayıklayıp duruyorsun? Ah, biz evlendiğimiz gün kaderimize razı olduk. Şakir. Armut'la dibine düşüyor işte. Güzelce bir sür de mahsullerin iyi olmasına sebep olur. Olur ağam. Genç kızken olur, rahmetli Amene Mustafa'nın peşinden koşacağına Abdi Ağa'nın peşinden koşaydın. Belki bahtın dönerdi. Kasabaya gidip ben alırım ağam. Kız sahi Abdi Ağa'nın konağında çalışan Ayşe vardı ya. Ne olmuş Ayşe'ye? Kızcağız evlenecekmiş. Konaktan ayrılmış da. Konakta Ayşe'nin yerine çalışacak birine bakıyorlarmış. Ayrılır tabii. Konakta çalışırken evini de aldı. Çeyizim de bizde. Oh! Koskoca Abdi Ağa. Şu arka tarafa ağanın eli tutulur mu hiç? Hem Abdi Ağa o kadar malı mülkü mezara mı götürecek? Onlara da bakarım. Sen hiç meraklanmıyorsun. Sen Veysel'le birlikte şu arka tarafları da gözden geçir. O bölgeleri de. Allah adama dünyaları verdi de bir evlat vermedi ya. Nasıl istersen. Ya. Vardır kız bunda da bir hayır. Biri çıksa, Abdi Ağa'ya evlat vermiş olsa, Abdi Ağa da ona bütün malını mülkünü vermez mi? Kızlar? Hayırdır ana, o ne bakış öyle? Galiba hazinenin anahtarını buldum. İşçilerle hanımların paralarını ödersin. Öderiz abi. Hanımım, elimden her türlü iş gelir. Konakta ne iş olsa yaparım. Hem gelinlik çağında bir kızım da var. İşler sıkıştığında onu da yardıma getiririm. Şimdilik konağa bir kişi yeter. Zaten konakta Abdi Ağa'yla bir ben varım. Topu topu iki kişinin işini göreceksin. Hanımım, kızım Seher bana yardım etmeye gelir. Seher için sizden hiçbir şey istemiyorum. Abdi Ağa kimsenin emeğini karşılıksız bırakmaz. Yok hanımım. Seher'e para verseniz valla kendisi almaz. O zaman işin hayırlı olsun. Yarın başlayabilirsin. Sağ olun hanımım. Allah sizden razı olsun. Ben kalkayım o zaman. Seher aç artık.
Şimdi camı çarşafı indireceğim ama. Ser. Kerim. Neredesin Ser? Ağaç oldun burada. Cama niye taş atıyorsun? Ellesen kırarsın. Adettendir o, adetten. Neredesin sen Ser? Yemek yapıyordum Kerim. Sen kime bakınıyorsun? Annem ortalıkta yok. Ne güzel işte. Çok geç oldu ama. İyi, evliliğimizin önündeki engel ayağımızın altına çekilmiş oldu. Öyle deme Kerim. O benim annem. Pamuk anneciğim. Ama merak etme sen. Annem vermezse kaçıracağım seni. Öyle deme Kerim. Ne olursa olsun annemin gönlünü yaparız. Ben onu bunu bilmem. Yeminimi ettim. Ya benimsin ya kara toprağın. O kara topraklar seni alsın değil mi? Aa, şundaki yüzsüzlüğe bak. Anne. Kızsan gir içeri hadi. Girsene. Sana kaç kere söyleyeceğim benim ite Uğur'sa verecek kızım yok diye. Ama Neriman Hanım, bizi hiç dinlemiyorsunuz ki. Ne dinlemesi be, defol git. Yarın öbür gün damadın olunca bakalım yüzüme nasıl bakacaksın. Bunu ayrıyeten hatırlatırım. Boyun posun devresin inşallah. Yürü git şuradan, hadi yürü. Bak damadın olunca yüzüme bakamayacaksın. Git şuradan, damadım olacakmış. Yürü, defol git. Ah. Gidiyorum, efendilik bende kalsın. Ah Seher. Elin zibidileriyle beni muhatap ediyorsun. Seher, git ayakkabımı getir. Seher, git ayakkabımı getir. Bu çulsuz, beş parasız Kerim'i başımıza sardın, çok iyi halt ettin. Anne, Kerim sözün neri? Alnının teriyle evimize helal para getirecek. Kızım sen ne aptalsın ya? Hala şu amele parçasıyla evleneceğim diyorsun. Bana bak. Zaten sinirim tepemde. Beni iyice zıplatma. Ama biz birbirimizi seviyoruz. Öyle kuru kuru sevmekle karın doymuyor. Bak. Kaç yıldır dul başıma evi çekip çeviriyorum. Ben de istemez miyim kızımın güzel bir geleceği olsun diye? Yok yok. Sen hala ben ameliliğe devam edeceğim diyorsun. Kızım. Kuru soğanla karın mı doyar? Zamanında ben de senin gibi iki gönül bir olunca samanlık seyrağın olur sandımdı. Çulsuz babana kaçtım. Gençliğim, güzelliğim solmadan keşke babanın yerine ağa peşinden koşsaydım. Avdiyan'ın da o zamanlar gözü bendeydi. E tabi gencim, güzelim, alımlıyım. Ah akılsız başım ah. O zamanlar gözüm kör olmuş da ameli babandan başkasını görmemişim. Abdi ayı varaydım, şimdi sultanlar gibi yaşardım. Sen de sultan kız gibi sefa sürerdin. Bak, bak avuçlarımıza. Görüyor musun? Çapak yürek tutmaktan ellerimiz nasır içinde. Anne yapma. Biz Kerim'le birbirimizi seviyoruz. Allah'ım hala Kerim diyor ya. Sana Kerim merim yok. Çıkar onu aklından. Ya kızım gerizekalı mısın ya? Kafanı kullan birazcık. Şu gençlik bir daha ele geçmez. Sonra züğürt olup düşünmektense uyuz olup kaşınmak iyidir. Aklın başına devşir. Anne biz Kerim'le kavilleştik. Ölsek de başkasına bakmayacağız dedik. Birbirimize söz verdik. Canımıza kıyarız da başkasına bakmayız. Öyle mi? Geç içeri çabuk. Gözüm görmesin. Geç. Kabilleşmiş. Allah'ım sen akıl dağıtırken benim kızım neredeydi ya? Bir bardak alayım da çay içeyim bari. Ağam çok şükür. Hasat bu sene umduğumuzdan daha iyi oldu. Kardeşler köyündeki tarlaları da aldık ya. Maşallah valla. Allah size bir evlat vereydi de. Doğru. O kadar malın mülkün olmuş. Ne fayda. Abdi ağa, sen de bu dünyadan göçeceksin. Sen göçüp gittikten sonra bu kadar mal, mülk...
Ya soyunun namını kim yürütecek? Soyun koruyacak Abdi Ağa. Gülsüm. Abdi Ağam, inat etme. Ben artık senin bu haline dayanamıyorum. Sendeki bu sızı dinmeyecek. Beni boşa. Sana çocuk verecek birini al. Vallahi darılmam da gücenmem de. Gülsüm, biz bunları seninle kaç defa konuştuk? Bu saatten sonra ben kaderime razıyım. Seni böyle kara kara düşünürken görünce içim parçalanıyor. Yüreğim yanıyor Abdi Ağa. Doğru sözü ne hacet. Ağam kahveniz, buyurun. Ben çıkıyorum. Kahve mavi istemem. Kahve içer misin sanımım? Sağ ol. Seher. 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 Bu ne? Ne olmuş halime Kerim? Süslenmiş püslenmiş gündüz vakti düğüne mi gidiyorsun? Annemin işleri işte Kerim. Abdi Ağa'nın konağında çalışmaya başladı ya. Beni de yardıma çağırdı. Madem yardıma gidiyorsun niye bu kadar süslüsün? Aman. Annem işte, bilmiyor musun? Tarlaya gitmiyorsun, konağa geliyorsun, ona göre diye tutturdu. Yoksa annenle bir işler mi çeviriyorsunuz? Yok Kerim, tövbe de ne iş çevireceğiz? Bak. Annen dün canımı çok sıktı. Dua et annen. Yoksa... Biz evleneceğiz Seher. Bunu annen de aklına soksa iyi olur. Merak etme. Sonunda annem de evlenmemize razı olacak. Ama biraz daha sabır. Hadi beni eyleme. Konağa geç kalıyorum. Anam kızar sonra. Seher. Seher. Bak hele. Ben onu bunu bilmem. Seni gönlüme yazdım bir kere. Evleneceğiz diye söz verdik. Ben sözümün ardında dururum. Kerim, ben gideyim. Zaten geç kaldım. Seher, bu hal hiç hoşuma gitmedi. Yapma Kerim, öyle deme. Seher, sanki Abdi Ağa'nın konağına... Hey Allah'ım ya. Bu kadar süs benim seyrime yakışmıyor ya. Bak, gözüm üzerinizde. Bir yanlışınızı görsem hesabını sorarım. Tövbe vallahi Kerim. Hadi ben gideyim, geç kalıyorum. Abla, Abdi Ağa'nın aklına ne zaman evlat sızısı düşse... Koskocaman konak iyice ıssızlaşıyor. Gülsüm, Allah'ın takdiri. Böyle yazılmış. Elden ne gelir ki? Abdi Ağa'ya kaç defa söyledim. Boşa beni, bir daha evlen dedim. Üstüme kuma getir, ona bile razıyım dedim. Ne diyorsun sen Gülsüm? Aklın yerinde mi senin? Abla, Abdi Ağa bana her şeyi verdi. Zenginlikse zenginlik, namsa nam. Ben size bir çocuk bile veremedim. Ya ne deseydim? Onu böyle gözlerimin önünde dertten, sıkıntıdan erirken görünce artık dayanamıyorum abla. Bu iş sandığımdan da kolay olacak. Meğer konak yangın çoktan başlamış da haberimiz yokmuş. Abla, aklımı kaybedeceğim. Ne olur bana bir akıl ver. Üzülme canımın içi. Üzme kendini bu kadar. Hasta olacaksın. Ay, oldu bu iş. Ne oluyor anne? Kulaklarını dört aç kız, bir daha söylemeyeceğim. Anne, bir şey mi oldu? Kız, bu konağa sultan olmak ister misin? Sultan mı? Evet.
Abdi anne şu Gülsüm çocuğu olmuyor ya. Bir sekin doğdu. Eğer Abdiha'nın gönlüne düşersen Abdiha Gülsüm boşar, seni alır. Anne kafayı mı yedin sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bu konağa o kadar sultan olmaya meraklıysan Abdiha'nın gönlüne kendin düş. Abdiha bana bakacak olsa elimden geleni çoktan yapardım. Seher, beni deli etme. Vallahi de billahi de seni evlatlıktan reddeder, hakkımı helal etmem. Anne yapma, öyle deme. Derim. Sendeki bir güzellik bende olacaktı. Bir dakika düşünmezdim. Aa, Abdiha'dır. Hadi koş. Koş karşıla hadi. Gerizekalı. Hoş geldiniz ağam. Hoş bulduk. Sen kimsin kızım? Ben Neriman'ın kızıyım ağam. Sen de hoş geldin. Şşt, sor bir şey istiyor mu? Bir şey ister misiniz ağam? Bir sade kahve içerim. Hemen ağam. Ağam, hanımımızın ablası geldi. Balkon tarafında laflıyorlar. Kız, o halin ne? Sanki cenaze evindesin. Biraz iş ve yap kırıt. Anne ne olur beni oyunlarına alet etme. Seher, ben son lafımı ettim. O kadar. Yoksa seni hiç evermem. Ben ölene kadar da seni dizimin dibinde tutarım. Hiçbir yere ayırmam. Anne neden bana bu kötülüğü yapıyorsun? Şuna bak. Kötülükmüş. Ne kötülüğü? Ben senin hayatını kurtarıyorum. Yürü, salak. Hoş geldiniz Firdevs Hanım. Hoş bulduk Abdiha. Buyurun. Odama çekileyim. Biraz işim vardı. Kusura kalmayın. Asma suratını. Kelime varacağında ne olacak? Gözlerini aç Seher. Bak şu konağa. Abdiha'nın zenginliğini düşün. Anne ben ancak Kerim'le evlenirsem mutlu olurum. Mutlu olacakmış. Ben ne olacağım? Karalar bağlayıp oturayım mı? Bir gün olsun şu gariban ananı da düşün. Hayatımızın fırsatı karşımıza çıkmış. Sen hala Kerim diyorsun. Bana bak. Kahveyi verirken Abdiha'ya iyice sokul. Nefesini hissetsin, kokunu alsın. Anne! Tamam. Tamam. Hı, tamam, şimdi oldu. Hı. Anne! Hadi yürü. Kahvesi olmasın. Hadi. Olacak bu iş. Kızım da bir içim su. Ona hangi erkek dayanabilir ki? Seher'im güzel ama aklı kıt işte. Kerim'miş. Gerizekalı. Ah Gülsüm ah. Ne zaman keyfimiz kaçsa olan biteni ablana ne anlatırsın ki? Beni iyice eziyorsun. Of, 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 of. Gel. Buyurun ağam. Eline sağlık. Senin adın neydi? Seher. Tamam kızım, sağ ol. İnanamıyorum sana. Ne oldu içeride? Sordu mu adını? Ay sordu. Oh oh. Bak senden etkilendi gördün mü? Hmm.
Aman aman, iyi kapatmışsın düğmelerini. Biraz kırsan, bir küçük iş mi yapsan olmaz değil mi? Yürü yürü, hadi. Hadi yürü, yürü. Hadi. Ah anne, ah. Gençliğinde yandığın adamı ah diye şimdi bana mı reva görüyorsun? Mutlu olamadıktan sonra zengin olmuşum, neye fayda? Arsanı satım işini bitirirsin. Oo. Siz nasıl emredersiniz ağam? Bunu Osman'a verirsin. Çok selamı iletirsin. Tamam ağam. Siz hiç merak etmeyin. Başka bir emriniz var mı ağam? Yok. Sağ ol. Tamam. İyi akşamlar ağam. İyi akşamlar. Ağam çayınız. Sağ ol. Afiyet olsun. Başka bir emriniz var mı ağam? Yok. Sağ ol. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ay, başım çok ağrıyor. Hanımım, nane limon kaynattım. Oh. İlaçlarla birlikte bunu da içersiniz. Yarın hiçbir şeyiniz kalmaz. Sağ ol Neriman. Başım nasıl ağrıyor bir bilsen. Neredeyse çatlayacak. Hanımım, üzülmeyin bu kadar. Sıkmayın canınızı. Yoksa olan size oluyor. Erkek millet, hepsi aynı hanımım. Ben rahmetli kocamdan biliyorum. Ne yaptımsa, ne ettimse ona bir türlü yarınamadım. Onu mutlu etmek için ne kadar çırpındımsa o hep şımardı. Yemediği halt kalmadı. Hayırdır Neriman, ne demeye çalışıyorsun? Hanımım, ben de kadınım. Sizin haliniz derdiniz ben anlamayacağım da kim anlayacak? Benim gözümden kaçmasana mı? E kaçmadı da. Abdi Ağa'nın hayatında başka bir kadın olduğunu ben de anladım. Başka kadın mı? Nereden? Nasıl anladın? Hanımım, Abdi Ağa gece gündüz bir kadınla yazışıyor. Yazdığı mektupları gördüm. Ne mektubu Neriman? Aşk mektupları hanımım. Oynaştığı kadına yazdığı aşk mektupları. Neriman, ne diyorsun sen ya? Yanlış görmüşsündür. Hanımım, vallahi billahi de gördüm. Geçen gece ağamın odasına boş bardaklar almaya gittiğimde masanın üzerinde unuttuğum mektuplar gözüme ilişti. Ben de istemeyerek de olsa göz atmış bulundum. Yanlışım vardır Neriman. Abdi Ağa'nın o taraflarda bezi olmaz. Öyle bir şey yapmaz. Ama hanımım, erkek milleti değil mi? Hepsinin boylu altında kalsın. Hepsi aynı.
Mektupta ne yazıyordu? Hanımım, ağam o kadınla sık sık görüşüyormuş zaten. Kız daha gençmiş. Herkesten gizli görüşüyorlarmış. Yalan. Bu olamaz. Bu yalan. Hanımım, ben siz düşünmesem, size değer vermesem bunları size anlatır mıyım? Zaten işe gireli yeni oldu. Ben ekmeğimin derdindeyim. Demek son günlerde bana bu yüzden tavır yapıyordu. Hanımım, Abdi bu mektupları her gece yazıyor. Geçenlerde Abdi yatağına girerken mektubunu yastığının altına sokuştururken gördüm. İnanmıyorsanız gece yastığının altına bakın da kendi gözlerinizle görün. Hanımım, ben bir Abdi'ye bakayım. Demek Abdi Ağa bu yüzden yatakları ayırdı. Abdi Ağa, ben sana her şeye razıyım. İstersen boşa beni dedim. Ama sen bana ihanet ettin. Neden? Neden? Gel. Ağam, bir ihtiyacınız var mı diyecektim. Yok Neriman, sağ olasın. Bir şey diyecektim. Müsait misiniz? Hayırdır Neriman? Oturabilir miyim ağam? Otur. Tamam. Ağam, artık söylemeliyim. Söylemezsem olmaz. Neyi Neriman, ne oldu? Neyi söylemezsen olmaz? Ağam, bugün Gülsüm Hanım'la ablasını konuşurken duydum. Keşke duymaz olaydım. Neyi Neriman? Gülsüm Hanım'ımızın ablasıyla yaptıkları planı duydum ağam. Gülsüm Hanım fırsat kolluyor. Şu günlerde sizi öldürecek. Yanlış duymuşsun sen. Gülsüm mü? Ama duydum. Konuştuklarını duyunca ben de şok oldum. Gülsüm beni öldürecekmiş. Beni öldürmek için ne plan yapmış bakalım? Ağam, Gülsüm Hanım bir gecesi yatağınızda uyurken boğacakmış. Zaten çocuğunuz olmuyor diyor. Hayat ona zehir olmuş. Siz öldü, malınızın, mülkünüzün tek sahibi olacakmış. Size karşı ezilmeden yaşayacakmış. Ağzından çıkan laf kulağın duyuyor mu senin? Ne söylediğinin farkında mısın? Ağam, farkında olmam mı? Ben kaç gecedir uyuyamadım. Başınıza bir iş gelmesin diye gecelerimi kapınızın önünde geçirdim. Bugün iyice emin oldum. Adam öldürmek o kadar kolay mı? Hem de Gülsüm. Ağam, ablasıyla birlikte her şeyi planlamışlar. Jandarma komutanı yakınlarıymış zaten. Bir de ne? Bir de planları ters giderse suçu benim üstüme bile atabilirlermiş. Ağam, zaten Gülsüm Hanım'dan kimse şüphe etmezmiş. Gülsüm Hanım herkese benden boşanmasına, üstüme kuma getirmesine bile razıyım. Onu o kadar çok seviyorum diye yaymış. Ağam, bu planı çoktan yapmışlar. Bugünlerde de artık her şey hazır diye nihayetine vardıracaklarmış. Neriman, bunları sen uyduruyorsan o zaman seni... Ağam, o kadar iyi ve temiz kalplisiniz ki. Sizin katiliniz olmaya niyetlenmiş birine hala toz kondurmak istemiyorsunuz. Tamam ağam. Madem bana inanmıyorsunuz, bu gece uyumayın. Tilki uykusuna yatın da görün gerçekleri. Hem Gülsüm Hanım sizi öldürmeye gelince eğer yakalanırsa bahaneleri bile hazırmış. Yok yastığınızın altında mektup bakmaya gelmiş, yok şu demiş, yok bu demiş.
Ağam. Benim haddime düşmez ama sakın bir cahillik yapıp elinizi kana bulamayın. Ağam. Şey. Kızım evde yalnız. Bir yanına gidip gelsem. Hadi git. Git tamam. Sen en iyisi bu gece kızının yanında kal. Ben de... Sağ olun ağam. Anne neredesin sen? Nerede olabilirim? Ne o, sorgu memuru musun? Anne sana bir şey söyleyeceğim. Ya bir soluklanayım. Anne. Biz Kerim'le evleniyoruz. Bir daha da o konağa gitmeyeceğim. Ne? Seni gerizekalı. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Sen daha ne Kerim'inden bahsediyorsun? Bana bak. Ben ölümü göze alıp konakta bombanın fitilini ateşleyip gelmişim. Sen hala ne Kerim'inden bahsediyorsun? Ne yaptın anne? Kız. Abda ile Gülsüm Hanım'a öyle bir oyun oynadım ki. Abda Gülsüm Hanım bu gece öldürmezse yarın kesin boşar. Çay var mı kız? Anne. Ne? Demek beni öldürecektin ha? Ne öldürmesi? Çevirdiğin işler açığa çıkacak diye iftira atma. Bahanen de hazır tabii. Asıl ben yastığının altına sakladığın aşk mektuplarına bakacaktım. Yeter, sus. Her şey ortada. Buraya neden geldiğin belli. Elimden bir kaza çıkmadan defol git. Merak etme. Boşanıyorum senden. Zaten bu saatten sonra ise defol, sen de git. Yanında durma. Nankör. Ay yorulduk kız Emine. Kız diyorum ki şu Aşıklar Çeşmesi'nin başına oturalım da azıcık dinlenelim. Hem elimizi neyimizi yıkarız ha? He ya, iyi olur, iyi olur. Ah. Ah. Oh. Oh, yorulmuşuz vallahi. Oh. Duydun mu? Koskoca Abdi abiyle karısından boşanacakmış. Abdi ağa mı? Kız Abdi ağa ile karısı bunca yıl boşanmamışlar. Şimdi durduk yere neden boşansınlar? Bu işin altında bizim Neriman'ın parmağı olmasın? Kız bunu niye yapsın ki? Koskoca Abdi ağa Neriman'a bakar mı? Abdi ağa'ya Seher'i yamamayı bile düşünür o. Ondan her şey beklenir anam. Hadi soluklandık, geç kalmayalım. Hadi. Al kız. Bunların dili ne söylüyor ya? Seher konak meselesi başladığından beri... Ah Seher, eğer anana uydunsa, eğer söylenenler doğruysa, ölümlerden ölüm beğen. Gemileri de tamam. Gih gih gih. Gih 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 gih. Gih kızım. Gih gih gih. Gih. Gih gih gih. Gih kızım. Neriman.
İşiniz bitince evde yapılacak ütüler varmış. Tamam efendim, hemen geliyorum. Peki. Gel, gel. Gel kızım. Seher, bundan sonra sana kalıyor. Ben Abdi Ağa ile karısını ayırdım. Sıra sende. Sen şimdi Abdi Ağa'nın gözünün önünde ol. Anne, Abdi Ağa'nın ocağını neden söndürdün ya? Hiç mi Allah'tan korkmadın? Kız, saçını başını yolarım senin. İş oldu bitti. Tam sefasını sürecekken ne demeye çalışıyorsun sen? Ne? Şimdi beni iyi dinle. Ben Abdi Ağa'dan hastayım diye birkaç günlüğüne izin aldım. Anlayacağın Abdi Ağa ile koskoca konakta baş başa kalacaksınız. Elini çabuk tut. Ah, Allah verdi Abdi Ağa sana meyil eder açılır. Olmazsa da ben Abdi Ağa'ya, kızıma da bana da sahip çık. Hem kızım da sana boy boy oğul verir diye aklına girerim. Ama senin de Abdi Ağa'yı iyice etkilemen lazım. Anlarsın ya. Hadi. Biraz iş ve biraz naz. Biraz da kırtacaksın. Bindi vaat edirme kız şunları bana. Anne. Al şunları da bir işe yara. Benden günah gitti Seher. Ya benimsin ya kara toprağın demiştim. Ama sen... Hayırdır inşallah. Bu densiz de. Bilmiyorum ağam. Kerim? Kerim ya. Annenle birlikte arkamdan iş çevirirsiniz ha? Demek Abdi Ağa'nın serveti için onun yatağına girecektin ha? Ben sözümü tutarım, sözümden dönmem Seher. Hepsi annem yüzünden. Yapma Kerim. Bütün bu olanlar senin çevirdiğin oyun yüzünden. Yaptığından memnun musun? Şeytan. Eve yardımcı diye şeytan almışız. Kızım, Seher'im. Ne olur kızım, öldü mü, yaşıyor mu? Yanına gideyim, kızımı göreyim. Kızın şimdi mi aklına geldi? Çevirdiğin oyunla gencecik iki insanın hayatını kararttın. Birini ölüm döşeklerine, diğerini hapislere düşürdün. Böyle olacağını bilmiyordum. Çok pişmanım. Ne olur kızımı göreyim. Ağlamanın faydası yok. Senin yerin bundan böyle hapishane. Her şeye razıyım ama bir kere daha kızımı göreyim. Ne olur. Asker, götür bunu nezarete. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.